pasif filtreleri inceliyorduk. Transfer fonksiyonunun önemini söyledik. Filtre sınıflandırması yaptık. Alçak geçiren filtreleri gördük. Şimdi yüksek geçiren filtrelere geldik. Bu İngilizcesini gösteriyorum ama burada fazla da Türkçe sözcük yok. Onun için İngilizcesi üzerinden Türkçe anlatıyorum. Bu başlığı tabii düzeltirim. Bu low pass değil tabii, high pass olacak. Nasıl oluyor derseniz, şimdi önce neleri inceleyeceğiz onu söyleyelim. Bu high pass filtre, basit low pass filtrelerin tersinden anlatacağız. Bir de filtreye büyük bağlayıcı, yani filtre ettiğiniz bir işareti, ondan sonra gideceksiniz bu işareti bir yükün üzerinde kullanacaksınız. Tabii yük gelince neler değişiyor, onun için kabaca bir bilgi vermek istiyorum. Bode diyagramları hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bode diyagramları, yani bunun açıkladım da bunun bir başka adının da Bode diyagramı olduğunu söyleyerek bir açıklama yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu bir terim daha öğrenmiş olursunuz. Burada da bir özet var. Basic High Filters dediği. Bu filtrelerin analizlerinin de Proteus'ta yapılabileceğini söyleyip noktalayacağız. Şimdi adım adım bunların içerisine girelim ve nelerle ilgili olduğunu görelim. Şimdi buradan çıkıp Open Board'a gireceğim. Şimdi bu devrenin aynısını alçak geçirende gördük. Bu yüksek geçiren, şunu düzeltiyorum hemen, şimdi şurada yapıverelim bunu. Yani şu high pass olacak. Bu da high pass olacak. Low pass şu. Değiştirmemiş ya. Evet. Kapasiteden aldığımız zaman low pass oluyordu. Dirençten aldığımız zaman bu high pass olacak. Bunu nasıl anlarız derseniz, kolay değil mi? Şimdi S yerine G omega koyun. Omega'yı 0 yapın. Bu sonsuz olacak. Buradan akım akmayacak. Akım akmayınca işaret bu tarafa geçmez, değil mi? İşaret gözükmeyecek. İşte görülüyor, bakın. Şu HG Omega'nın modülü veya filtre karakteristiği diyelim. Yani o Omega'yı sonsuz yaparsanız o zaman ne olacak? Şu sıfıra yaklaşacak. Burası kısa devre olacak. İşareti göreceğiz. Sonsuzda işaretin aynısı gözükecek. Dolayısıyla high pass oluyor. Yani bunun kesin frekansını bulursak, transfer fonksiyonunda yegane değişik diğerlerinden farklı olarak şu S geliyor. Yani dirençle çarpıyordum buradan akan akımı. Pardon, low pass'ta bu devreden akan akımı 1 bölü SC ile çarpıp şuradaki gerilimi buluyordum. Şimdi high pass yapmak için aynı akımı bu sefer dirençle çarpıyorum ve sıfırı buluyorum. Transfer fonksiyonu bu oluyor. Benzer şekilde kesin frekansı da bu oluyor. Yani low pass'ın kesin frekansı ile high pass'ın kesin frekansı aynı, ama low pass böyle gidiyor. İsterseniz nokta nokta çizelim onu. Low pass olsaydı bu devre, yani kapasiteden alsaydım şöyle olacaktı bunun eğrisi. High pass oldu, yine aynı yerden geçiyor. Bu ne demek? Tepe değerin 1 bölü kök 2'sine düştü. Yani şurası 1, burası 0,707. Aynı zamanda nedir de derseniz, 1 bölü karekök 2. Açısı nasıl değişiyor şeyin? Bu teta j omega dediğim transfer fonksiyonunun açısının değişimi frekansa göre böyle değişiyor diye görüyoruz. Yani şeye benziyor, değil mi? Buradaki eğri biçimine benziyor.
Şimdi yine basit bir high pass filtre yapmak istiyorsanız bir self ve bir direnç ile yapabilirsiniz. Direnç üzerinden alırsanız high pass oluyor. Self üzerinden alırsanız, sorry, direnç üzerinden alırsanız alçak geçiren oluyor. Self üzerinden alırsanız da yüksek geçiren oluyor. Self üzerinden alırsanız transfer fonksiyonu bu oluyor. Buradan omega c'yi bulursanız RBL olacak. Şimdi low pass'ta bunu adım adım bulduğumuz için burada tekrarlamıyorum. Eğriyi de çizerseniz bu olacak. Yani low pass'ta ve high pass'ta alçak ve yüksek geçirenlerin kesim frekansları aynı. Bu şimdi low pass olsaydı işte yukarıdakine benzer şekilde bu da böyle değişen bir eğri olacak. Evet. Gelelim bundan sonraki adıma. Şimdi bakın şunu bir filtre olarak düşünürseniz şöyle. Bu filtreden çıkan işareti geleceğim bir yükte kullanacağım değil mi? Yani bu istediğim filtre ettikten sonra süzgeçten geçirdiğim işareti kullanacağım kısmına da yük derseniz, yükü bağlayınca ne oluyor derseniz, bakın kesim frekansının yeri değişmiş oldu değil mi? Unloaded olduğunca şu, load olunca bunun kesim frekansı bu, bunun da kesim frekansı buraya geliyor. Şimdi bu bir problemin varlığını düşünün. Yani yüke bağlı olarak bazı şeyler değişiyor. Onu nasıl düzeltiriz, ne yaparız sorusu geliyor. Yani böyle mühendislik sorusuna bir örnek diye bunu gösteriyorum. Nasıl çözersiniz siz de biraz düşünün. Body diagram of a filter demiş. Şimdi body diagramı dediğimiz diagramlar aslında şu transfer fonksiyonu. Body diagramı iki kısımdan oluşuyor. Bir, H J omega'nın modülünün 20 logaritmasını alın. Buna ilişkin eğriyi çizin. Body diagramının bir parçası olur. Şimdi bunun açısının değişimini çizin. Yani theta j omega'nın theta j omega'nın değil de theta, yani açısı deyince yanlış çizdim. Açısı deyince içerisinde tabii j omega olmayacak. J omega olunca fiziksel bir şey olmaz. Yani açı h j omega'nın değişimini, buna da theta omega diyoruz. Theta omega ile gösterelim. Bunun değişimini çizin. Neye göre? Frekansa göre. Bu da frekans, bu da frekans. Modül olduğu için burada artık şey gözükmeyecek. Şimdi bu çizilen eğrilere bir başka ad da Bode diyagramı deniyor. Bode diyagramı. Şimdi bu eğrilerin çizimi için bir takım kurallar, murallar kondu. Onları nasıl çizeceğiz? Yani bu şimdi basit bir devre için yapınca tabii Bode diyagramını çizmek kolay. Peki bu daha karmaşık devreler, yani birden fazla L ve C elemanın içerisinde bulunduğu devrelere ilişkin Bode diyagramı çizelim derseniz o kadar kolay değil. Onların nasıl çizileceğine ilişkin böyle kurallar konuluyor. Bilgisayar olmadığı dönemlerde bunlar kullanılıyordu. Şimdi ise bu kalktı. Niye kalktı? Şimdi hemen buradan gösterivereyim size. İşte burada gözüktüğü gibi Proteus diye bir aleti kullanıyoruz. İşte bakın Bode diyagramı çizerek bulunan şeyler burada kendinden çıkıyor. Nasıl çıkıyor derseniz, adı frequency response dediğiniz zaman şuradan çıkış aldık ya, probe var mesela burada. Bu devrenin analizini frequency response biçiminde yapacağım derseniz şu ikisi otomatikman çıkıyor. Şimdi bir iki tane kuralı var. Onu derste söylenir. Burada detayına girmeyelim. Çünkü bu Proteus değil. Oradan kopyalanmış bir sonuç. Şimdi bakın şu tarafta kırmızı var. Bu kırmızının değişimi fazın değişimini gösteriyor. Yani transfer fonksiyonunun açısının frekansa göre değişimini gösteriyor. Şu yeşil de transfer fonksiyonunun modülünün frekansa bağlı olarak değişimini gösteriyor. Bunun alçak geçiren olduğunu görüyoruz.
görüyorsunuz. Pardon, yüksek geçiren olduğunu görüyorsunuz. Alçakları geçirmiyor. Bu da öyle. Şimdi buradaki, buraya kadar işte şeyi nasıl diyeceksiniz? 3 desibel aşağısı. Ha, onu söylememiz lazım. Pro Tools'u kullandığınız zaman şu ekran desibel olarak gözüküyor. Bu ekran da frekans diye gözüküyor. Frekans ama şu frekans, yani şeyi, birimi hertz olan frekans. Oysa bizim kesin frekansı dediğimiz frekans 2πfc, değil mi? Yani açısal frekans. Onu karıştırmamak lazım. Yani farklı bulursanız düzeltesiniz diye söylüyorum. Buranın özetini söyleyelim dersek, işte bakın, high pass filter bir kapasite, bir direnç, seri bağlı direnç üzerinden alırsanız high pass oluyor. Bir self, bir kapasite, self'in üzerinden çıkışı alırsanız o da high pass filter oluyor diyoruz. Bu videoyu da burada.